Kendisinden Half-Life 3 veya Steam Deck 2 duyurması beklenen Valve, geçtiğimiz günlerde 3 tane yeni cihaz duyurdu. Konsol rekabetinin farklı bir yöne doğru evrildiği bu dönemde, Valve'ın duyurduğu 3 tane cihazı gelin yakından inceleyelim. Bunlardan ilki Steam Machine adlı makine. Daha önceden de Valve'ın Steam Machine, Steam Controller denemesi olmuştu. Fakat başarılı olamadı. Steam Deck'in belli bir başarıya ulaşmasından sonra Valve olaya farklı bir şekilde el attı. Steam Deck 2'den önce bu 3 cihazı duyurdu. Bu arada Steam Deck 2 için de bir şeyler söylendi fakat bunun daha sonrasında duyurulacağını, Steam Deck 2 için yepyeni daha farklı fikirleri olduğunu söylediler. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Biz günümüzdeki Steam Machine'e gelelim. Bu Steam Machine aynı Steam Deck gibi Linux tabanlı bir işletim sistemi çalıştırıyor. Valve tarafından özelleştirilmiş tabii ki de bu. Bu makinede de Steam Deck'teki gibi yine Steam'de bulunan bütün oyunları oynayabiliyoruz. Fakat Valve'ın burada 4K 60fps diye bir vaadi oldu. Bu kağıt üstünde pek mümkün durmuyor ama o noktaya da değineceğiz. Cihazın üzerinde alt kısımda bulunan şerit led dışında hiçbir şekilde ilgi çekici başka bir taraf yok. Bu şerit led ise özelleştirilebilir bir şerit led. Buna istediğimiz şekilde farklı renklerde, farklı animasyonlarda yanmasını sağlayabiliyoruz. Veya default ayarlarda bıraktığımız zaman da işletim sistemiyle senkron bir şekilde çalışıyor. Örneğin Steam'den bir oyun indirirken gösterilen görüntülerde indirme sürecinin ne kadar ilerlediğini gösteriyordu bu şeritle. Bence gayet hoş bir detay olmuş bu. Valve'ın bu sade tasarımın arkasında asıl amaçladığı şey aslında Steam Machine'i istediğimiz gibi özelleştirmeyi sağlama amacı var. Hatta daha cihaz çıkmadan Steam Machine'in bir sitede Companion Cube tasarımıyla özelleştirildiğini gördük. Cihaz çıktığı zaman da bu tasarımla bu cihazı satacağını belirtiyorlar. Bence gayet şık, yaratıcı bir tasarım olmuş. Valve'ın Portal oyunları serisinden ilham alınmış. Buna göre artık bu cihaz çıktıktan sonra yüzlerce farklı tasarımda oluşturulan versiyonda görürüz. Peki bu Xbox Series X'i 2'ye bölmüşler de ortaya çıkarmışlar gibi duran Steam Machine'in 4K 60fps'i hangi donanımlarla vaat ettiğine bir göz atalım. Öncelikle bu cihaz CPU ve GPU tarafında AMD tabanlı bir sistem kullanıyor. İşlemci tarafında AMD'nin Zen 4 mimariyle 6 çekirdek 12 threadli 4.8 GHz'lik bir işlemcisi bulunuyor. 30 Watt'a kadar da bir TDP değeri bulunmakta. GPU tarafında ise AMD'nin RX 7000 serisi ekran kartları gibi RDNA 3 mimariyle 28 Compute Unit'i bulunan 110 Watt'la 130 Watt arası TDP'si değişebilen bir Yonga karşılıyor bizi. Bu Yonga'ya ek 8 GB GDDR6 bir VRAM bulunmakta. 16 GB da DDR5 RAM bulunmakta. Lansman günü 2 model olarak sunulacak bu ürün 512 GB ve 2 TB'lık olarak farklı versiyonlara sahip olacak. Aynı zamanda cihazın üzerinde Ethernet, HDMI 2.0, 1 tane USB Type-C, 4 tane de USB Type-A girişi artı micro SD kart yuvası bulunmakta. Cihazın ek olarak Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği bulunuyor. Bunları da belirtmekte fayda var. Şimdi bu cihazın oyun performansına gelirsek. GPU tarafında topluluk tarafından RX 7600'e eşdeğer olduğuna kanaat getirildi. Tam olarak burada 4K 60fps vaadinde bu cihaz biraz inandırıcılığını kaybediyor. Çünkü RX 7600'de FSR veya Frame Generation kullanmadan özellikle güncel oyunlarda 4K 60fps şekilde oyunları oynamak pek mümkün değil. Hatta Frame Generation ve FSR'ı kullansak bile modern oyunlarda 4K oynadığımız zaman 60fps alabiliyor olsak bile akıcı bir oyun deneyimi olacağını ben pek düşünmüyorum. Yani PlayStation 5 ve Xbox Series X'in de çıkmadan önce 4K 60fps oyun vaatleri vardı. Bunlar nasıl gerçekleşmediyse bu Steam Machine'de zaten performans olarak PlayStation 5'in bir tık gerisinde, Xbox Series X'in de bir tık gerisinde kalıyor. Ama Xbox Series S'in de bir tık üstünde kalıyor. Eninde sonunda her türlü PlayStation 5 ve Xbox Series X bu 4K 60fps vaadini tam olarak yerine getiremediğine göre bu cihaz da büyük ihtimal bunu getiremeyecek. Ama çıktığı zaman da bunu tabii ki göreceğiz. Valve'ın bir diğer duyurduğu ürün ise hem ayrı olarak satın alabileceğimiz hem de Steam Machine'in kutu içeriğinde bulunacak Steam Controller. Valve'ın daha önce denediği Steam Machine'in yanında bir de Steam Controller zaten vardı. Fakat o Steam Controller da Steam Machine gibi tutmadı. Çünkü üzerinde bir joystick falan da yoktu. Estetik de gözükmüyordu. Kullanışlı da değildi. Fakat bu yeni Steam Controller hem üzerinde joystick var hem de Steam Deck'teki gibi bir trackpad'i var. Zaten tasarım olarak da Steam Deck'in ekranını sökmüşüz de o iki kolu birleştirmişiz gibi duruyor.
Yine bu trackpad'lerden dolayı çok estetik bir görüntüsü olmasa da ben acayip kullanışlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu Steam Machine aslında bir konsol değil. Valve bunun aslında bir bilgisayar olduğunu da bize söylemeye çalışıyor. Benim kanaatimce bir FPS oyunu joystickler yerine Steam Controller üzerinde bulunan trackpad'lerle oynamak daha rahat olacaktır. Bir de bu cihaz zaten içinde PC gibi işletim sistemi de barındırabileceği için ve aslında bir konsol değil de PC olduğu için zaman zaman mouse kullanmamızı gerektiren yerlerde de bu trackpad'ler bize bayağı yardımcı olacaktır. Ayrıca Steam Controller'ın üzerinde bulunan joystickler de manyetik joystickler. Bu konu takdir edilesi çünkü hala günümüzde Xbox ve PlayStation'ın kontrolcülerinin joystickleri manyetik bir joystick değil. Dolayısıyla günümüzde uzun kullanımda hala bu cihazların kontrolcülerinde drift problemi yaşıyoruz. Valve burada manyetik joystickle beraber drift problemini yok etmeye amaçlamış ki bence bu çok önemli bir detay. Çünkü drift problemi gerçekten can sıkıcı bir şey. Tamiri de herkesin yapabileceği, yapmak isteyeceği bir durum değil. Dolayısıyla insanlar ya yeni kontrolcü alıyorlar ya da tamirine tonla para ödüyorlar. Sonra tekrar aynı sorun oluşuyor. Böyle kısır döngüye giriyorlar. Steam Controller kutu içinde bir adaptörle beraber geliyor. Bu adaptörden cihaza hem şarj edebiliyoruz hem PC'ye bağlayabiliyoruz. İstersek Bluetooth bağlantısıyla da başka cihazlara veya yine PC'ye kontrolcüyü rahatlıkla bağlayabiliyor olabileceğiz. Steam Machine'in de zaten dahili olarak içinde bulunan adaptörle direkt Steam Controller'ı kullanabiliyoruz. Gelelim 3. bana göre en değişik olan cihaz Steam Frame'e. Steam Frame aslında Apple Vision Pro gibi sanal gerçeklik gözlüğü. İçinde hem kendi donanımını bulundurup yerleşik şekilde oyun oynamanıza olanak sağlıyor. Ayrıca VR olmayan oyunları da farklı bir cihaza, bilgisayara, Steam Machine'e, Steam Deck'e adaptörüyle bağlayarak kablosuz bir şekilde oynayabilmeyi de sağlıyor olacak. Üstüne bir de cihazın APK desteği de bulunacak. Bu durumda belki MetaQuest'lere özel geliştirilen bazı oyunlar da bu cihazda artık oynanıyor olabilecek. Bu sadece bir varsayım. Teknik olarak mümkün ama çıktığı zaman bunu zaten göreceğiz. Eğer böyle bir şey olursa şu anda MetaQuest'lere özel olan bu oyunlar artık exclusive olmaktan çıkar. Steam Frame'in bir de kendi kontrolcüleri olacak. Bunun yanında Steam Controller'ı da istersek bu cihaza bağlayıp VR olmayan oyunları oynarken de kullanabiliyor olacağız. Aynı zamanda Steam Frame'in kontrolcüleri de farklı cihazlara bağlanabiliyor olacak. Ek olarak Steam Frame'de performans artırma odaklı değişik bir teknoloji de mevcut olacak. Cihaz dahili bir modülle gözlerimizin tam odaklandığı noktayı tespit edip dinamik olarak sadece o odaklandığımız noktayı daha yüksek çözünürlükte, daha yüksek kalitede renderlayıp geri kalan noktaların render kalitesini düşürecek. Valve açıklamalarında bunun hiçbir şekilde oyun kalitesi deneyimine etki etmeyeceğini, sadece performansı artırma amaçlı bir sistem olacağını söylüyor. Bu cihazların fiyatlarına gelecek olursak aslında elimizde bir fiyat bilgisi yok ama sadece Steam Machine için bir fiyat tahmininde bulunabilirim. Performans olarak PlayStation 5, Xbox Series X ile Xbox Series S'in arasında olacağı için ben tabii ki de Xbox Series S'ten bir tık daha pahalı fakat PlayStation 5'ten, Series X'ten daha ucuz. Hatta belki Xbox Series S ile aynı fiyat olursa piyasayı bayağı domine edebilir. Ya bu cihazın şu anda amacı ben PC kullanıcılarının ilgisini çekmek olduğunu düşünmüyorum. Steam Machine özelinde PC kullanıcılarının zaten böyle bir cihaza ihtiyacı yoktur herhalde. Yani artık sadece böyle oyun oynamak için ben uğraşmak istemiyorum abi. Tuşa basayım konsol gibi evime oturayım diyen böyle bir niş kitlenin belki ilgisini çekecektir. Onun dışında bence bu cihaz PlayStation ve Xbox kullanıcılarının ilgisini çekmek için yapılmış. Hatta bence dediğim gibi Xbox Series S ile aynı veya yakın bir fiyatta çıkarsa ona ciddi bir rakip olabileceğini ben düşünüyorum. Sizler Valve'ın tanıttığı bu yeni cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda beraber tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir ve abone olabilirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.